Güzel bir türkü dinleyelim mi artık? Hadi bakalım. Yemeklerimiz var, tanıtacağız. Bir türkü daha alalım. Var mı hazır? Hazır mı? Thank you.
gençlerimize gelsin mi? Çeviremem akıp giden zamanı, durduramam içimdeki isyanı. Bana düşman eylemişsin zamanı. Ölesiye ölesiye özledim beni, sevdaları yüreğime gizledim. Ölesiye ölesiye özledim de, sevdaları yüreğime gizledim, gelir diye yollarını gözledim. Bir daha. Ölesiye ölesiye özledim de, sevdaları yüreğime gizledim, gelir diye yollarını gözledim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Valla biz de burada eşlik ettik. Çok da güzel oldu. Vallahi çok. Ben buradayken burada kalayım değil mi? Yönetime bir geleyim. Yönetimle bir konuşalım. Sonra bak, o kadar güzel dostlarımız bizlere eşlik etmişler. Karkış, yağmur, kıyamet demeden geldiler yani. Değil mi? Bunları es geçmemek lazım. Ama öncesinde ben bir yönetimimizin yanına gideyim. Bahar abla, senin sesin de güzelmiş kız. Valla. Bizim köy gibi herhalde. Sizin köyde de herkesin sesi güzel. Bizim köy de öyle. Herkesin sesi çok güzel. Alayım mı ben onu? Siz de böyle gelin. Ya da ben yönetimini yanıma alayım. Arkadaşım buraya da gelsin böyle. Değil mi? Oraya alalım. Salık isim. Caner. Cemal abi sen de gel. Mustafa. Şimdi yönetim kurulu arkadaşlarımız Mustafa Koç, Sadık var, Caner Baş, Hamdi Er, Sadık var, okumuştum. Yo, olur, olur, ve yani kurucu başkanımız Cemalettin var efendim. Böyle alalım sizlere. Benim mikrofonum var zaten. Deniz Hanım, önce ben bir Cem evi için, kültür evi için. Siz konuşmanızı yapın. Mikrofonu kime verilmesi gerekiyor? Cem abi. Bir teşekkür de muhtarımız Hayrettin Satılmış'a teşekkür ediyoruz. Buradan emeğine, sevgiler, selamlar olsun. Emeğine, katılabiliyorsa için, yayına canlı telefona da katılabilir. Cem evi için, kültür evi için emeğini hiç esirgemedi. Çalışmanın dolayı ona ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsine emekler için teşekkür ederim tekrardan. Selamlar olsun. Selamlar olsun. Evet, hem tanıyalım hem evet, de dileklerinizi, duygularınızı alalım. Sesiniz var. Ben Cemalettin var. Derneğin kurucusuyum. 1992 tarihinde kurdum. İyi ki kurmuşuz. İyi ki o günkü arkadaşlarım kurmuşlar, varlar, yaşıyorlar. Bugüne kadar olan dernek yönetimini ve bütün başkanları kutluyorum. Çok zor kurduk. Bu uğurda ayağımı da sakat ettim. Helal olsun. Hiç önemli değil. Umurumda değil. Bu gençlere güveniyorum. Bu cemevi her harikalde bitecektir. Hiç kimse İnşallah. Rahat olsunlar. Muhtarım, sana güveniyorum muhtarım. Bizler de elimizden geliyor. Muhtarım canlı yayındayım. Muhtarım sana güveniyorum. Bu inşaat bitecek. Ay dur, başka Şakir mi? Muhtar. 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 Öyle bir türkü vardı, hatırlıyor musunuz Dilber Ayın? Muhtar, muhtar. Şu mu muhtar? Buraya ulaşamıyormuş Eliz Hanım. Hangisi? Ha dur, muhtarı biz ararız. Teknoloji denen bir şey var. Madem burası çok yoğun. 26 olan. 26 olan mı? 17-26 mı? Valla muhtar, telefon numaranı da canlı yayında verdik. Alo. Muhtar, telefonun, televizyonun sesini kapat. Televizyonun sesini kapat. Televizyonun sesini kapatır mısınız muhtarım? Mamuhtar, niye böyle yapıyorsun? Kapattım. Ha, kapattım, tamam. Akşamdan beri arıyorum ben sizi. Akşamdan beri arıyorsun mu? Ulaşamıyoruz. Ulaşamadın mı bize? Niye ben seni bağladım canlı yayına, gördün mü? Ekim TV bağlamadı, ben bağladım. Duyuyor duyuyor, herkes seni duyuyor. Mikrofonun sesi açık değil mi arkadaşlar? Açık. Ha, yakadan da gidiyor musun? Evet. Ekim TV algıda. Çok teşekkür ediyorum. Yılbaşları kutluyorum. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Biz burada olmamız müddetçe. Düşünmüyorlar zaten. Size güveniyorlar. Biz olay yapacağız. Allah razı olsun. Onlar da sağ olduğu müddetçe biz olay yapacağız. Allah'ım size uzun ömürler versin. Buradaki yönetim kurulu arkadaşlarımızın, bütün Uygur halkının sizlere çok çok selamı var. Benim de onlara selamım var. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Özellikle bu paraları bağışladığımız için
Size de çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ne demek? Siz gelin bir daha yaparız. İnşallah. İnşallah. O günlerde göreceğim. İnşallah. Olmadı biz oraya geliriz. Orada yaparız ya. Siz kültür evini kurun. Oradan canlı canlı yaparız. Her zaman misafir olmaz. Misafirimiz olabilirsiniz. Tabii ki. Kültür evimiz bitsin. Oradan canlı canlı program yaparız biz Ekim TV olarak. Siz merak etmeyin. İnşallah. Fazla baktığımızı anlayalım. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Çok sağ olun. Allah razı olsun size. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Şimdi Can'a geldi. Can'a da benim sanatçı ablam, canım. Ne yapıyorsun? Al adam, telefon sana, iPhone 4. Hayırlı olsun, yeni mi iPhone oldu? 4, he, kullan. İyi günlerde kullan. İyiyim anam, sen de bak. Bize bizim yayınlar böyle. Daha iyi reklama giremedik, canlı yayındayız. Yok, canlı yayındayız. Evet, muhtarımız bakın canlı yayına bağlanamadı. Biz dostumuzun telefonuyla canlı yayına bağladık. Sanırım Caner baban değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum abim, ellerinden öpüyorum. Mehmet Baş. Muhtarımıza sevgiler, selamlar olsun. İliz Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah kültür evimizin yeme ve açılışında başkanımın da katkılarıyla Uygur'da güzel bir açılış yapmak istiyorum. İnşallah yaparız. Bu yıl bitecek gibi gözüküyor. Biz de herkes görecek, biteceğine inanacaklar. İnandığımız için bitecek bu. Biraz da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Demir Kral bize destek çıktığı sürece her şeyimizi yaparız efendim, siz merak etmeyin. Buyurun siz de dinleyelim. Mustafa Koç. Ben Mustafa Koç. 2 seneden beri dernek yönetimine yer alıyorum. Elimizden geldiğince derneğimizi ve köy halkımızı biraz daha iyi etkili yapmak için uğraşıyoruz. Ben öncelikle bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum. Gidiyorum bu derneği ya, kurup tamam, bu hale getirdikleri için. Biz de elimizden geldiğince daha ileri götürmek için uğraşıyoruz. İnşallah daha iyisi olur. Keşke bir önceki başkanlarımız da burada olsaydı, yanımızda olsaydı, bize isteklerini gösterebilselerdi. İnşallah bir gün onlar da yanımıza gelirler ve bize isteklerini gösterirler. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Koç. Caner Baş. Bir de bakıyorum biraz. Öncelikle sevgili teşekkür Caner ediyorum bizi konuk aldığınız için. Gelen misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen köylülerimize, öncelikle hemşerilerimize. Öncelikle Zeynep Beril'e bir selam söyle. Evet. Zeynep Beril'e, aileme, eşime, herkese selamlarımı söylüyorum. Bu yönetim 2 yıl boyunca yönetim değil. Daha öncesinde de ailemizle birlikte hep birlikteydik. Yönetimle birlikte olmaktan çok mutluyum. Elimizden geldiğince hepimiz birlikte ailemizden, işimizden feragat edip bir şeyler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Köyümüzün büyükleri, daha önceki başkanlarımız, kurucu başkanımızın nedeniyle hepsinin de desteğini ve yardımlarını bekliyoruz. Cemevi için yönetim olarak elimizden geleni yapacağımızı zaten söyledik. Her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstanbul'daki komisyonumuzla birlikte çalışmalara devam edecek umuyorum. Bir an önce cemevinin bitmesi için elimizden geleni yapacağımızı söylüyorum. Mikrofonu Sadık abime vermek istiyorum. Ben yaparım reklamı. Ben öncelikle bizi buraya davet eden Sayın Yeliz Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ekim Tila ailesine de özellikle teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet ettikleri ve bizim köyümüzü ve cemevimizi tanıtmamıza vesile olduklarından dolayı. Biz Uygur'da yaklaşık nüfusumuz 4000 kişi. Ben inanıyorum şu an 4000 kişi de ekranları başında bizleri izliyor. Ben onların destekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Hani az veren maldan az çok veren, candan tam tersi daha doğrusu. Az veren candan çok veren maldan. Şeklinde hepsi bizi destekliyorlar. Çok teşekkür ederim hepsine. Siz Türkiye'ye gönül vermişsiniz. Biz de Uygur'a gönül verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ve siz zaten bu azimle başarırsınız. Yani bu hızla birkaç köye daha cemevi yaptırırsınız diye umut ediyorum. Vallahi yaptırırsınız. Sizi tebrik ediyorum. Buyurun. İş adamımız aynı zamanda. Hamdi Er. İş adamımız. Bu derneğin kurucu başkanlarından Hüsnü. Çok veren maldan iş adamı mı, az veren candan iş adamı mı? O konuda istedim. Kendileri de bilir. Ben bu derneğe bu sene inşallah beni de yanlarında istediler. Gönül verdim. Ben de katıldım. Yüreğinize sağlık. Maddi, manevi köyüm için her şeye varım. Tebrik ediyorum. Kutluyorum sizi. Biraz yakın. Her zaman da olacağım. Bütün köyümü, Uygur'uma saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi Yeliz Hanım, benim yönetim 20 kişiden oluşuyor. Güçlü bir yönetimiz var. Onlar da işten dolayı, trafikten dolayı gelemediler. Kim hastalığından dolayı? Neydi o? Hakan mıydı evde oturup bizi evet izleyen? Evet. Sana da selam olsun Hakan. Onlar, evde oturup bizi izlediğin için. Onlara da bir atlarınızı zikredeyim. Tabii Mehmet ki Çelebi, siz onları sayın. Hakan ben de şu yemekleri yapan teyzem ve Bahar ablamı böyle Atilla alayım. Atilla Şahin'e. Buraya alayım. Atilla Eğre, Ali Şahin'e. Teyze gel. Fedat Keskin'e, Mehmet Er'e, Aşkın Yıldırım'a hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yönetimde olduğundan dolayı Emrah Tosun'a hepsinden Allah razı olsun tek tek. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de hazır yönetim buradayken bak ne güzel.
şeyler. Niye utandın kız? Bana dedin Kiraz'ın torunu. Ben Kiraz'ın torunu değilim de. Gel sen bize şöyle dön, ben sana göstereyim. Sen şu mikrofonu al. Ben açarım, sen zahmet etme. Annem ellerin yağ olmasın. Neyse ben saçıma sürersem bir kere olsun. Ha, o tarafa mı dönüyoruz? Şu tarafa dönelim. Şöyle yapsana. Şimdi burada bir tane köy yağlı ekmeği var. Bu boş herhalde içi. Bunun içi boş. Evet, tereyağıyla. Bu tereyağlı. Olmuş. Tereyağıyla. Kendimi evet. Bir kanalda Ezgi Sertel var ya, onun gibi hissettim. Vallahi onun gibi hissettim. Bakacağım tabii ki onun gibi, hemen şöyle. Haşhaşla yapılmış. Bu da haşhaş. Zaten evet. Amasya'nın vazgeçilmezi evet. Haşhaş. Meşhur çünkü bizim o tarafın haşhaşı. Çünkü bizim bizimkiler de yapıyorlar evet. Kayınvalidemler. Hep haşhaşlı börekler böyle. Amasya'ya gelin geldim ya, sen bilmiyor musun beni? Bilmiyorum. Kiraz'ın torunu değilim de Çelen'in geliniyim. Görmeyecek. Kız görmeyecektim. Tamam artık. Burada keşkeğimiz var efendim. Evet, bakabilirsiniz. Amasya keşkeği bu. Amasya keşkeği. Uygur. Uygur keşkeği. Dedim ki Tokat'ın keşkeğini getirmişsin, Tokat'ın yaprağını getirmişsin, bir Amasya elması gelmemiş. Ana. Vallahi her şey gelmiş, elmayı bir Amasya elması gelmemiş. Ben bugün böyle olacağını bilseydim ben Koli'ne getirirdim. Burada da Tokat sarması. Bak burada da Tokat sarması, Muska Tokat sarması. Bunların hepsini sen mi sardın? Evet. Ellerine sağlık vallahi teyzem. Bir de burada. Kabak tatlısı. Sen anlat teyzem. Cevizli kabak tatlısı. Ha bu tarafta mı? Amasyalıları. Ama bizim nevrimiz önüne. Evet. Şuradaymışız. Cevizli kabak tatlımız. Evet. Yani bu kadar yemekten cevizli. Sonra bir de tatlı yiyeceğiz. Bu da haşhaşlı sarma. Bu da sarma böreği. Çörek. Evet. Vurma görmesi diyor tabii biz. Vurma görmesi. Evet. Evet yazın. Bizim o tarafın şeyi böyle vurma görmesi diyorlar. Yazın yapmıştı evet kayınvalidemler. Böyle sardılar fırına attılar. Pişti çok da güzel oldu. O ne? Onu da Bahar abla yaptı. Gel dedim gelmedi bak utandı. Gel buraya gel. Gel seninle gel. Ben gel, sana gel dedim niye gelmedin? Onu da Bahar abla yapmış. Ha burada kaşıkla şekil vermiş değil mi? Evet. Bahar gemilerde lokma olarak. Neredeyiz? Burada mıyız? Gemilerde lokma olarak. Allah Allah. Ha gemilerde lokma olarak kullanılıyor değil mi? Evet, evet. Bahar abla hoş geldin. Hoş bulduk canım. Teşekkür ederim. Sen biz hangi ara yaptın bunu kız? Sana gelmeden önce yaptım. Vay. Vay işte öyle. Ne süsten geri kalıyor, ne gezmeden tabii geri kalıyor, ki. Ne de eli hamaratlığından. Valla maşallah. Annene maşallah valla. Canım biz buna kemiksiz kurbanlıyoruz. Gemlerimizde lokma olarak da götürebiliyoruz. İmkanı olan kurban keser. İmkanı da yoksa bunu yap da gel demiş. Getiriyor değil mi? Ha, biz o zaman getiriyor. Biz de bugün lokma niyetine evet. Bütün dostlarımıza biz dağıtacağız. Biz de lokma niyetine herkes yesin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyorum. Şey değil, evet efendim emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kısacık küçücük bir reklamımız var. Reklamlardan sonra hemen buradayız.